Hayırlı günler dilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir kurabiye tarifi vereceğim arkadaşlar. İçi çikolata dolgulu kurabiye veya sürprizli kurabiye de diyebiliriz. Bir kurabiye bu kadar mı lezzetli olur? Bunun ötesi yok arkadaşlar. İçi çikolata dolgulu kurabiye tarifimi veriyorum veya sürprizli kurabiye, sürpriz kurabiye de diyebiliriz. Evet, videoda yoğurmaya başladım ben malzemelerini. Hangi malzemeleri kullandım tekrardan sayayım arkadaşlar. Bir yumurta kullandım. Oda sıcaklığında yumuşamış yarım paket margarin. Yarım bardak pudra şekeri. Bir su bardağından bir parmak eksik un, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve geri kalanını da nişasta kullandım. Kulak memesi kıvamında hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumuzdan küçük parçalar alıyoruz. Ceviz büyüklüğüne bezeler diyebiliriz. Bunu açıyoruz. Kahvaltıda kullandığımız ekmek üzerine sürdüğümüz çikolataları bir kaşık yardımıyla ortasına bırakıyoruz. Daha sonra hamurun uç kısımlarını birleştirip yuvarlak bir şekil verip tepsiye diziyoruz. Şekil verme işlemlerimiz bittikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda pastamızı pişiriyoruz. Piştiğini nasıl anlayacaksınız? Kurabiye bu çatlayabilir. Çatladıktan bir 5-10 dakika sonra üzeri pembeleşecektir. O zaman çıkartabilirsiniz. Şu anda videoda da gördüğünüz gibi bakın kurabiyeler çatlamış bir kısmı ve yüzeri pembeleşmiş. Bu şekilde tepsinizi fırından çıkartabilirsiniz. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis tabağına alabilirsiniz. Sunumunuzu yapabilirsiniz. Sonuca hayran kalacaksınız arkadaşlar. Ağızda dağılan kurabiyesi, içindeki çikolata tadı, ikisi bir arada muhteşem bir tat veriyor, muhteşem bir lezzet veriyor. Muhakkak bu tarifi yapın arkadaşlar, size muhakkak tavsiye ediyorum. Benimle beraber bu güzel sürprizli kurabiyeyi, içi dolgulu kurabiyeyi yapan arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum. Çocuklar bu kurabiyeye bayılacak. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Unutmadan bir hatırlatma da yapayım. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı
Unutmayın arkadaşlar, desteklerinizi her zaman bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.